Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Oh. Selamlar, merhabalar. Evet, bugün gündüz böyle katı cisimleri bitireceğim diye bir giriştim. Ama böyle oruç, oruç bir tık vurdu. Oruç bir tık vurdu. Şimdi iftardan sonra canavar gibi gözlerimiz çakmak gibi açılmış bir şekilde böyle katı cisimlerden devam ediyoruz. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde... Nesnelerimizle nesnelerimizle anlatmaya devam edeceğiz çok önemlidir dedik Dört tane soru çıkıyor dedik. İki TYT'de, iki AYT'de. İki TYT'de, iki de Bu anlattığım, bu videodaki anlattığım kısımlar nerenin kısımları? TYT'nin kısımları tabii AYT'de de gelebilir. Ama dört tanecik soru ateş gibi çözmemiz gerekiyor. Gözlerimiz çakmak çakmak bakması gerekiyor. Sorulara baktığımız zaman fişt, hemen fişt, hemen yapmamız gerekiyor. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Dikdörtgenler prizmasını yaptık. Şimdi kare dik prizmaya geldik küp var burada. Hepsinde aynı mantıklar var zaten söyledik. Temel mantığını anladığında bütün hepsinin soruları hemen hemen aynı arkadaşlar. Formüllerimiz bütün hepsinde aynıdır dedik. Sadece birazcık özelleşiyor. Ama biz ana formülü bildiğimizde bunların özel formüllerini bilmemize gerek yok dedik. Gel bakalım. Şimdi kare dik prizma. Kare dik prizma hangisiydi? Şuydu. Şuydu tabanı kare. Zaten isimleri bunun içinde ne var ya? <laughs> i̇çine, i̇çini çöp olarak kullanmışım kare prizmayı. Şimdi arkadaşlar tabanı kare. Yüksekliğimiz var. Yanlarda neler var? Dikdörtgenler var. Ne diyoruz buna? Kare dik prizma diyoruz. Formüllerimiz birebir aynı dedik. Hadi gel bakalım. Şimdi yan alan. Yan alanı bulurken ne demiştik arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bakın kare olduğu için taban çevremiz 4A'dır. Yüksekliğimiz H yan alanımız 4 AH'tır. Tamam mı? Veya A ne yapıyorum? A çarpı şöyle gel buraya. Gel buraya. A çarpı H. Bir tanesinin alanını hesaplıyorum. Kaç tane yan yüzü var bunun? 4 tane. 4 AH diyoruz. Şimdi alanı yani yüzey alanı denildiği zaman taban alanının üstüne yani 4 a haşın üstüne alt taban ve üst tabanı ekleyeceğim. E alt tabanım kare a kare üst tabanım da kare a kare o zaman bunun üstüne iki tane a kareyi ekliyorum. Hacim formülümüz neydi? Taban alanı çarpı yükseklik unutma. E taban alanımıza baktığımız zaman a ile a'nın çarpımından a kare yüksekliğimiz h. Aynı formüller hiç fark eden bir şey yok. Hadi hemen sorularına başlıyoruz. Diyor ki Yüksekliği taban çevresinin 2 bölü 5'ine eşit olan bir kare dik prizmanın hacmi neymiş? 200 santimetre küpmüş. Olduğuna göre yalan alanı nedir diyor. Hmm. Bakalım çizelim mi? Hadi çizelim şöyle bir kare dik prizma çizelim. Hadi şöyle pek kare gibi olmadı ama olsun. Gel bakayım şöyle şöyle. Tabanım kare tamam mı? Benimki dikdörtgen gibi oldu ama tabanının kare olduğunu düşünün. Diyor ki yüksekliği taban çevresinin iki bölü beşi. Şimdi bakın kare ya burası. Tabanım a a a a taban çevresi dört a. Yüksekliği taban çevresinin iki bölü beşine eşitmiş. O zaman bakın taban çevresinin 2 bölü 5'i ise yüksekliğimiz ne kadar oldu? 8A bölü 5 oldu. Hemen yüksekliğime 8A bölü 5 yazdım. Tamam. Kare dik prizmanın hacmini 200 olduğunu söylemiş. Neydi hacmimiz? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanım A kare. Yüksekliğimiz 8A bölü 5 olduğunu bulduk. İşte buranın bize 200 olduğunu söylemiş. Hadi işlemlerimizi yapalım şimdi. İçler dışlar çarpımı yaptım. Şuradan A kare ile A'nın çarpımından A küp geldi. Buradan ne geliyor bakın? 1000 bölü 8 geliyor. 1000'i 8'e böldüğümüz zaman 125 mi yapıyor? Evet. A küp 125 ise A dediğimiz kaçmış? 5. Tamam A'nın 5 olduğunu buldum. Yanal alanını soruyor bize. Yanal alanı neydi arkadaşlar? Bakın şurayı 5 bulduk ya. Burayı 5 bulduk. Bakın Buraya da 5'i yazdığım zaman 5'ler sadeleşti. Işte yüksekliğimiz de 8. Şimdi bir tanesinin alanını bulabilirsiniz. Bir yan yüzünün alanını bulurken 5 ile yüksekliğimi ne yapıyorum? Çarpıyorum. 5 çarpı 8'den bir tanesi 40. Bunlardan 4 tane olduğu için 160. Veya taban çevresi çarpı yükseklikten de yapabiliriz. Taban çevresi 5 çarpı 4'ten ne yapıyor? 20 yapıyor. Yüksekliğimiz 8. Çarptığımızda 160 cevabına ulaştık. Evet sorumuzun cevabı kaçıncı sorumuzdu bu? 15. sorumuzun cevabının Edirne olduğunu bulduk. Hemen geçtik 16. Bakalım ne diyormuş 16? Diyor ki A, B, C, D, K, L, M, N. Bakın tabanı A, B, C, D, K, L, M, N. Üst yüzeyi bir karedik dik prizmadır diyor. M, E ile C, E eşitmiş. Altı verilmiş. Prizmanın hacmini vermiş bize. A, E nedir? Hemen şimdi hacmini nasıl buluyordum? Taban alanı. Taban alanı altı çarpı altı otuz altı çarpı yükseklik. Yüksekliğimize de haş diyelim. Eşitmiş neye? 288'e. Kaç katı arkadaşlar bakın. 6, 8 katı değil mi? Evet. Haş dediğimizin ne olduğunu bulduk. 8. Şimdi bu haş bakın burada nasıl bölünmüş? 4, 4, 2 eşit parçaya bölünmüş. İstenilen yere bakıyorum şimdi. Şöyle bir uzunluk. Hemen dik üçgenimi oluşturuyorum bakın. İndirdim. Hop birleştirdim. Dik üçgenim oluştu. Tamam mı? Hop şurası 90 derece. 6 6 taban köşegenimin 6 kök 2 olduğunu buldum. X diyelim Pisagor bağıntısıyla olayı bitirelim. X'in karesi eşittir. 6 kare 2'nin karesi 36 çarpı 2. 4'ün karesi 16. 72 16 daha 88 mi yaptı? Kare kök 88. Burayı da 4 çarpı 22 gibi düşünürsek 2 kare 22'ye eşit oldu. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Hop ilerledim 17'ye. Bakalım 17. sorumuz ne diyormuş bize. Hadi okuyalım şimdi ne diyormuş? Yandaki şekilde taban ayrıtları 5 cm ve yüksekliği 3 cm olan bir kare dik prizmadan yüksekliği 3 cm ve taban ayrıtları 1 cm olan kare dik prizma çıkarılmıştır geriye kalan cismin yüzey alanı nedir? Arkadaşlar şimdi burası kare dik prizma. Yanlış yazılmış gibi düşünmeyin bakın. Sadece kare dik prizmanın normalde biz tabanımız şöyle oluyordu değil mi? Gel buraya. 5 5. Ne yapmış arkadaşlar? Şöyle yan yatırmış. Yani kare sana doğru bakıyor. O zaman karşı tarafta bir kare yüksekliği 3 böyle olmuş oldu. Şimdi anladık mı? Yani sadece şekil yan dönmüş. Şimdi bizden ne istiyor? Buradan bir tane kare dik prizma çıkarmışız. Bakın şurada normalde şu şekilde şöyle şöyle bir prizmamız var, değil mi? Bunu ne yapmışız? Buradan çıkarmışız şöyle. Çıkarmışız kalanın neyini soruyor bize? Alanını soruyor. Şimdi bir kere bu sorularda çok Kurnaz olman lazım. Böyle uzun uzun hesaplamayacağız. Şimdi biz ne kaybetmişiz kestiğimizde alan olarak? Alan olarak ne kazanmışız ona bakalım. Şimdi bir şuradakinin hemen buradaki yüzünü kaybettik. Bakın kesince burası gitti ama aynı yüzden buraya geldi. Yani bu yüzde bir kaybım olmadı. Şimdi üstünde şöyle pembeyle tarayayım. Üst kapağı var değil mi bu buradakini çıkardığımın? Çıkardığımın bu gitti ama bunun yerine de altta bir şey geldi. Ha. O zaman benim kaybettiğim iki yer var. Neresi kaybettiğim yerler? Şöyle ne renkle yapalım orayı? Yeşille yapalım. Bakın şurada bir kare alanı kaybettim. Bir de arkada bir kare alanı kaybettim. Bu kadar basit. Yani ben şey, şey şekli kestiğimde, cismi kestiğimde buradan tamam bir yüz kaybettim ama aynısından ben ne yapıyorum? Yani buradan kes diyorum ama bu tarafta aynısından oluşuyor. O yüzden onları kaybetmemiş olduk. Yani biz buradaki o zaman Karedik prizmanın alanını bulduktan sonra bir tane birlik alan buradan, bir tane birlik alan buradan kaybedeceğiz, yani iki eksi olacak. Hadi karedik prizmanın alanını hesaplayalım şimdi. Ne yapıyorduk? Taban çevresi çarpı yükseklik diyorduk yalan alanımız. Şimdi taban çevresi beşlerden kaç tane var? Bakın burada beş, 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 beşlerden dört tane var. Ne yaptı? E, yirmi yaptı. Yüksekliğimiz üç. Bu yan alanımız. Artı artı ne yapıyorum? 25'lik burada bir alanım var. 25'likte arka tarafta alanım var 60 yani işte 50 60 ile 50'yi topladım 110 Bu 110 bizim e, ...kare dik prizmanın kendi yüzey alanı. Sonra bu kendi yüzey alanından bu şekli çıkardığımda şöyle üstünü silin bakın tekrar gösteriyorum Ne kaybettim ne kazandım diye düşünüyorum. Hemen şu yüzdekini kaybettim, ama bunun aynısından buraya geldiği için alanda bir kaybım yok. Sonra ne kaybettim? Buradaki kestiğimin üst yüzeyi, en üstteki yüzeyini kaybettim. Ama çat buraya aynı yüzeyden geldi. O zaman 110'dan sadece şu yüzdeki biri ve şu yüzdeki biri kaybettik. 110'un 2 eksi sorumuzun cevabı 108. 117. sorumuzun cevabı Bursa. Geçtik küp. Şimdi küp ne arkadaşlar? kare prizmanın yüksekliğinin de taban ayrıtına eşit olma hali. Yani A'sı, B'si, C'si hepsi birbirine eşit olana ne diyoruz? Biz küp diyoruz. Yine aynı formülleri kullanacağız. Hadi bakalım şimdi küp için neler var? Önce küpün yanal alanı söyleyelim. Taban çevresi 4A, yüksekliğimiz de A. O zaman yanal alanımız 4A kare. Yüzey alanı nedir arkadaşlar? Alt tabanım da A kare, Üst tabanım da A kare. 4 A kareye 2 A kare eklediğim zaman 6 A kare. Hacmi ne? Taban alanı çarpı yükseklik. E, taban alanımız A kare. Yüksekliğimiz de A çarptım. A küp oldu. Bakın formüller birebir aynı. Sadece hepsi A olduğu için bunu kullandık. Hadi şimdi yüzey köşegenine bakalım. Kübümüzün yüzey köşegeni. Yüzey köşegenlerin hepsi birbirlerine eşittir. Bakın şurada A, A, A kök 2 kadardır. Bunlardan bütün yüzeylerde var bakın. Burası da A kök 2, işte burası da A kök 2, burası da A kök 2. Yani yüzey de bir köşeden bir köşeye birleştirdiklerinizin hepsi ne kadar? A kök 2 kadar. Tamam, şimdi onları sildim. Cisim köşegenine bakalım. Cisim köşegenimiz ne arkadaşlar? Şurada bakın bir 90 oluştu. Burası cisim köşegenimizi E harfiyle gösterirsek A'nın karesi artı. A kök 2'nin karesi. E'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı. A kök 2'nin karesinden de 2A kare geldi. O zaman E kare eşittir. 3A kare yaptı. E dediğimiz ne eşit oldu? A kare kök 3 eşit oldu. Biz peki dikdörtgenler prizmasında nasıl buluyorduk arkadaşlar? Nasıl buluyorduk? Ne yapmıştık? Yine aynı şeyi yapmıştık. Cisim köşegeni dediğimiz bu sefer şöyleydi bakın. Burası A'ydı. Burası B'ydi, yüksekliği C'ydi. Burası karekök içerisinde A kare artı B kareydi. Sonra bir pisagor daha yaptığımızda burası da karekök A kare artı B kare artı C kare. Aslında aynı formül. Bu sefer işte ne yapıyor? A kare artı. A kare artı A kare yapıyor. Bütün hepsi birbirlerine eşit. O da A karekök 3'e eşit olmuş oluyor. İşte küp dediğimizde böyle dikdörtgenler prizmasının veya işte kare dik prizmanın daha da özelleşmiş hali. Hadi bakalım şimdi 18. sorudan başlıyoruz arkadaşlar. 28. soruya kadar böyle önce öğreten 3-4 tane soru çözdükten sonra bıyıklılarından bıyıklılarından sorularla devam ediyoruz. Diyor ki hacmin alanına sayısalca sayısal değerce eşit olan diyor. Bir küpün hacmi nedir diyor. Bakın şimdi kübü düşünün şimdi. Gel dur yanlış oldu. Aldım şöyle, şöyle. Şimdi şuraları da birleştirdim. Küpümü oluşturdum. Diyor ki küpün diyor hacmi diyor değer olarak sayısal değer olarak alanına eşittir diyor. Hadi hacmimize bakalım. A, A, A bakın. Taban alanı çarpı yükseklikten hacmimiz A küp. Alanı nedir arkadaşlar? Bir tane alanımız A karedir. Şimdi bütün yüzeyleri eşit olduğu için küpün özdeş olduğu için altı tane yüzü olduğu için 6 a karedir orası da. Bakın a kare ile şurayı sadeleştirdiğimiz zaman a eşittir ne oldu? 6. Tamam. Buna göre hacmi nedir diyor. Hacmi 6'nın küpüdür. 36 çarpı 6 216. 18. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Hadi gel bakalım. 19. Ayrıtları 1 cm, 3 cm ve 9 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmine eşit hacme sahip bir küpün yüzey alanı nedir diyor. Hmm, şimdi diyor ki benim bir dikdörtgenler prizmam var kardeşim diyor. Aldım dikdörtgenler prizmasını. Şöyle, 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 şöyle. Diyor ki ayrıtları diyor 1, 3 ve 9 diyor. Tamam. Diyor ki olan dikdörtgenler prizmasının hacmine hemen bunun hacmini hesaplıyorum. Taban alanı 3 Yüksekliğim 9. Bunun hacmi ne oldu? 27. İşte hacmi 27'ye eşit olan bir küp bul diyor. Kübün hacmi A küptü. A küp eşittir 27 ise bu kübün bir ayrıtı kaçmış 3'müş. Kübün yüzey alanını soruyor. Kübün 6 tane özdeş yüzeyi vardır. Her birinin de alanı A karedir. 6 A karedir. A dediğimiz 9. 9 çarpı 6. 54 cevabına ulaştık. 19. sorumuzun cevabı Denizli. Gel bakalım 20. Şimdi A, B, C, D, K, L, M, N, bir küp. Tabanı A, B, C, D, K, L, M, N, üst tabanı. 2, 2 verilmiş. B, E ile E, C. Bakıyorum şurası 2, burası da 2. Yani kübün bir ayrıtı 4. Bizden EK uzunluğunu soruyor. EK uzunluğunu bulabilmek için dik üçgen oluşturmam lazım. Bakın E, K'yı birleştirdim. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Buradan tabandan şu doğruyu çiziyorum dik üçgenim oluştu artık. Şu şu dik üçgeni bir çizgiyle daha göstereyim. Şurası dik üçgenim. Neresi 90 derece? Şurası 90 derece. Bakın şurası da 90 derece. Pisagor bağıntısı yapıp şu uzunluğu hesaplayalım önce. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 16 artı 4'ten 20. X dediğimiz kök 20 yaptı. Hemen X'in olduğu yere kök 20'yi yazdım. Burası kare olduğu için arkadaşlar burası da 4. O zaman Buraya M diyelim. Pisagor bağıntısını yapıyorum şimdi. M'nin karesi eşittir. Dördün karesi 16. Artı kök 20'nin karesinden 20. 36 yaptı. M dediğimiz 6'ya eşit. Sorumuzun cevabı 20. sorumuzun cevabı Bursa. Hadi gel bakalım 21. Diyor ki yine küptür diyor. Diklik verilmiş. 9 verilmiş. Neresi? AB'nin B'nin. 9 olduğunu yani bir kenarımızın 9 olduğunu söylemiş. Buna göre AP nedir diyor. Hmm. Şimdi bir bak. Ne çizilmiş? H ile B'yi birleştiren doğru benim cisim köşegenimdir. Bunu unutma. Cisim köşegenidir. Cisim köşegenine buradan ne atılmış? Dik atılmış. Hmm. Şimdi benim burada bir üçgen oluşturmam lazım. Üçgeni nasıl oluştururum bakın. Hop şurayla şurayı birleştiririm ve olayım biter. Şimdi biz cisim köşegenin uzunluğunu biliyoruz bir kere. Cisim köşegeni neydi arkadaşlar? A karekök 3'tü. Yani cisim köşegenimizin uzunluğu 9 karekök 3 oldu. Şuradaki HB'nin 9 karekök 3 olduğunu biliyorum. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Güzelce bir inceleyelim. Yapacağımız şey çok basit ama görmesi bir tık zor olabilir arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir şey gösteriyorum. Şimdi kalemi görüyorsunuz değil mi? Kalemi görüyorsunuz. Şimdi kalemi Şöyle bir şey yaparsam parmağımla kalemim dik oldu değil mi? Peki şöyle bir şey yaparsam birazcık yamultursam yani yine diktir sadece 3 boyutlu bir diklik vardır orada. Şurası yine kaç derecedir? 90. Bakın bu soruda da 90 derece var. Neresi 90 derece biliyor musunuz? Şu doğru bakın şu doğruyla şuradaki onun üstünden de maviyle geçim. Şu doğrum birbirlerine diktir arkadaşlar. Bakın şurası 90 derecedir. Yani bu üçgen dik üçgendir. Dik üçgende dikten dik Bize oranın yüksekliğini soruyor. O zaman şimdi burası 9, burası 9. Bakın şu çizdiğim şu anda siyahla üstünden geçtiğim doğru neyimizdir bizim? Yüzey köşegenimizdir. Oradaki 9 9 neye eşit oldu burası? 9 karekök 2'ye eşit olmuş oldu. Tamam. Şimdi şuradakinin uzunluğunun kaç olduğunu biliyordum. 9 kare kök 3 olduğunu biliyorum. Bakın öklit bağıntısı yapabilirsiniz, benzerlik yapabilirsiniz ama en kolayı bulmanın yöntemi alan. Şimdi bu üçgenin alanını ben dik üçgenden 9 çarpı 9 çarpı 9 kare kök 2 bölü 2 ile bulabilirim. Dik üçgenin alanı. Bu alanı bir de taban çarpı yükseklik bölü 2 ile de bulabilirim. 9 kök 3 çarpı h bölü 2. Bakın bölü 2'ler zaten aynı götürdü. 9'lar götürdü. Burası ne yapıyor? Bakın 9 karekök 2. Her iki tarafı kök 3'e böldüğüm zaman şöyle oldu. H çıktı karşımıza. Hadi bir eşleniyle çarpalım burayı kök 3 ile. 9 karekök 6 bölü 3 yaptı. Şunları sadeleştirsek 3 karekök 6 cevabına ulaştık. 21. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. O diklik olayı önemli. Bak tekrar gösteriyorum. Benim şu anda parmağımla kalemim dik. Parmağımı böyle yana yatırmıyorum bakın parmağımı şöyle döndürsem de yine diklik ne yapmıyor? Değişmiyor. Orada da öyle bir diklik var. Üç dikme teoremi. Hadi bakalım şimdi 21. sorumuz karınca sorusu en kısa yol dikdörtgenler prizmasında anlatmıştım ama her çeşidine bakacağız. Şekildeki küpün bir ayrıtının uzunluğu 3'tür diyor. Tamam üçmüş bir ayrıtı. A noktasından harekete başlayan bir karınca cism, bir karınca cismin yüzeyinden G noktasına gidiyor. Karıncanın aldığı en kısa yol nedir? Şimdi dikkat et. G noktasına nasıl gider diye bir bakıyorum. En kısa yoldan bakın şöyle. Önce yüzeyden böyle gidip bu yüzeyden böyle yukarı çıkabilir. Veya ne yapabilir arkadaşlar? Buradan yukarı çıkıp yukarıdan buraya gidebilir. Burası küp olduğu için bu ikisindeki cevap aynı olacak. O zaman şimdi bunlardan bir tanesini hesaplayalım olayı bitirelim. Şimdi anlatmıştık arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce biz şu yüzeyden şöyle bu yüzeyde buradan başlayayım buraya doğru gittim. Burada bir karenin üstünde yürüdüm değil mi? Ondan sonra buradan buraya giderken de yandaki kareleri ne yapmıştık önceki videoda? Hop buradakini ne yapmıştık şuradakini gel buraya. Şimdi ne yapıyorum? Buradan böyle, buradan böyle geliyordum. Buradakini pat kesip Buraya doğru açmıştık. Buradaki yüzeyden ne yapmıştık? Yürütmüştük. Hadi bakalım o zaman. Şimdi o zaman benim 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 buradaki yüzeyime bakın. Önce önce şurasını şurasını yürüyor. Onu aldım buraya çizdim. Tamam mı? Ondan sonra ne yapıyor? Şu yandaki yüzeyde yürüyor. Buradaki yüzeyde yürüyor. Onu makasla kesip çat bu tarafa doğru açtım. Tamam. O zaman bizim aldığımız yer şimdi buranın neyi oldu? Hipotenüsü oldu. Çat şurası. Bitti. Hadi yapalım şimdi. Burası 3 birim, burası 3 birim, burası da 3 birim. 90 burası. 3 6 ne oldu? Uzunluğumuz 3 karekök 5'e eşit oldu. Şimdi hocam ya yukarıdan da bir çözelim hadi. Yukarıdan da gelir soru belki karşımıza. Evet öyle de çözelim. Şimdi önce ne yapıyorum? Şuradan başlıyorum. Buradan böyle bu zeminde yukarı geliyorum. Yukarı kadar yürüyorum. Sonra üst yüzeyde gidiyorum. Bu sefer ne yapacağım? Üst kapağı açacağım bakın. Şöyle göstereyim. Buradan yürüdüm. Buradan yürüdüm. Yürüdüm 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 yürüdüm. yürüdüm buraya kadar geldim. Sonra ne yapacağım? Bu üstte yürüyeceğim. O zaman bu üst kapağı şuradan kesip çat yukarı doğru kaldıracaksın böyle. Üş, direkt yukarı gelecek. Hadi ona bakalım şimdi. Gel. Şimdi bir tane daha çiziyorum o zaman. Önce önce ben nerede yürüdüm? Şu yüzeyde yürüdüm. Bu yüzeyi çiziyorum. Sonra bu yüzeyin neresinden neresine geldim? Şöyle bir yere kadar geldim bak. Şimdi nerede yürüyeceğim? Yukarıda. Yukarıdaki yürüdüğüm yüzeyi de bunun üstüne çat şu şekilde açıyorum. Tamam mı bak? Kapak gibi açtım. O zaman bizim aldığımız yol, en kısa yolumuz şuradan şuraya olmuş oldu. Yine aynı şey geliyor bakın. Burası 3 Burası 3, burası 3. Pisagor bağıntısı 3 kök 5'e eşittir. Sorumuzun cevabı nedir? Hadi bakalım 22. sorumuzu geçtik. 23. sorumuz. Yine küptür diyor. Eşitlik, 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 eşitlik verilmiş. Eşitlik, eşitlik verilmiş. Yan, yukarıdaki bir ayrıtın uzunluğu 4 santimetre olan küp içerisinde oluşturmuş KLM'nin alanı nedir diyor. Hmm. Şimdi bir kere hep eşit bölünmüş. Bakın burası 2, burası 2. Burası iki, burası iki. Şimdi buranın alanını bulabilmek için nereye ihtiyacım var bakın. Bir kere şuranın uzunluğu ne? Dört. Niye dört? Çünkü tam buna paralel bakın bu. Burası da dört. Burası da dört. Tamam. Hadi buranın yüksekliğine ihtiyacım var şimdi. Oranın yüksekliği nerede? Hop şu doğru. Tamam bitirdim işi. Şimdi bakın buradaki dört yine nasıl bölündü? İkiz kenar üçgendir burası. Doksan, doksan. Nasıl bölündü arkadaşlar? 2 2 bölündü. Benim hesaplamam gereken şey o zaman şuradaki yüksekliğimin uzunluğu. Gel şimdi bak o yüksekliği nasıl hesaplayacağım dikkat et. Tam bu nokta kübün merkezidir. Bu merkezden aşağıya indiriyorum. Tam aşağıdaki dikdörtgenin göbeğine laps diye iniyor bu. Şurayla şurayı birleştiriyorum şimdi bakın. Buradaki toplam uzunluğumuz 4'tü. O zaman tam ortaya indiği için burası 2 oldu. E yüksekliğim 4. Bakın şurada şu hipotenüs. Şurada bir dik üçgenim var. Buranın uzunluğu neye eşit oldu? 2 kare kök 5'e eşit oldu. Tamam buranın alanını soruyor. Şimdi mavinin alanını bulabilmek için tabanım kaç birim? 4 birim. Yüksekliği kaçtı bunun? 2 kare kök 5'ti. Böyle ikisi var. Çaça götürdü. 4 kök 5 cevabına ulaştık. 23. sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Tamam mı? Oradaki doğru yan ayrıtlara paralel olduğu için onun uzunluğu da ikiz kenar üçgeni oluşturduk. Olayı bitirdik. 24, 25, 26, 27, 28. Hadi bakalım ilerle. Gel 24. Uh oh, bu ne diyor bakalım. Kesme soruları falan karşımıza geliyor böyle. Dikkat edelim şimdi. Ne yaptırmış ne kestirmiş bakalım. Diyor ki şekildeki kübün bir köşesinden 4 santim, bir ayrıtı 4 santimetre olan küp çıkarılıyor diyor. Bak Yeni bir küp çıkarmışız. 4 santimetre olan küp çıkarmışız. Buna göre toplam yüzey alanındaki değişim nedir? Şimdi bakın. Biz buradaki küpü kestiğimiz zaman şurada bir yüzeyim vardı bakın benim. Görüyor musun? Şurada bir yüzeyim vardı. Artık bu yüzey yok. Gitti bu yüzey. Kesip atınca gitti ama onun aynısı nereye indi? Aşağıya indi. Yani şu anda bir yüzey kaybetmedim. Sonra kalemimi değiştirdim. Şu tarafa bakan şöyle bir yüzeyim var. Görüyorsun değil mi? Yan yüzeyim. Bu yüzeyi kaybettim ama kesince gitti yani parçayla beraber. Şimdi hop alanın aynısı nereye geldi? Buraya geldi. He, tamam. Sonra başka bir şey kaybettim mi diye bakıyorum. Bakın, bakın şurayı siliyorum. Şu anda bir şey kaybetmedik yani. Oradaki sol sağ yüzdeki gitti buraya. E, üst tabandaki alt tabana indi bakın bir şey kaybettim mi başka buranın bir de şöyle bir yüzü var değil mi bakın kestiğimin şurada bir yüzü var e, bu yüzü de kaybettim ben gitti bu yüzün alanı kadar bir alan kaybettim ama tam arka tarafa aynısından oluştu yani buradaki şeklin alanı küpün alanıyla birebir aynıdır her kaybettiğimin karşılığına zıt tarafında gelmiş o zaman değişmez sorumuzun cevabı Edirne 24 Edirne Hadi bakalım 25. soru yine kesmişiz biçmişiz bakalım neler yapmışız. Bir kenar uzunluğu 8 santimetre olan küpten iki ayrıtının uzunluğu 3 santimetre ve 2 santimetre olan dikdörtgenler prizması kesip çıkarılmasıyla yukarıdaki şekildeki cisim elde edilmiştir hacmi nedir diyor arkadaşlar ne yapacağım? dikdörtgen şey küpün hacminden kesilen parçanın hacmini çıkaracağım. Basit soru. Şimdi küpün hacmi 8'in küpüdür. Taban alanı çarpı yükseklik yaptım. Eksi bu kesilen parçanınkine bakıyorum şimdi. Şurayı taban gibi düşünün. 3 çarpı 2 tabanımız 6. Yüksekliğine kadar arkadaşlar küp olduğu için 8 çarpı 8. Buradan 8, 8, 64, 64, 64, 64 ile 8'i çarptığım zaman 32'nin ikisi elde var. 3, 512 yaptı. Şununla şunu çarptık. 6, 6 ile 8'i çarptım. 48, 512'den 48'i çıkardık. 512'den neyi soruyordu bize? Hacmi nedir diyor. Evet. Burası 6, 8, 48, 512. Şuradan ne geliyor? 4 geliyor. Tamam. 6, 600, 464 gibi bir cevaba ulaşmış olduk. Tamam mı? 26. Evet şimdi bıyıklı sorulara başlıyoruz. 26, 27, 28. sorularda bıyıklı bıyıklı üç soru çözüp bitirelim. Gel bakalım. Tüm yüzeyleri mavi renge boyalım. Bir ayrıt uzunluğu 6 santimetre olan küp. Ayrıt uzunlukları 1 santimetre olan küplere bölünmüştür diyor. Elde edilen küpler içinde sadece iki yüzü boyalı olan küçük kaç tane küçük küp vardır? Hmm. Şimdi bu soruyu bir iyice bir anlamamız lazım. Öncelikle öncelikle şöyle gelsin bakalım. Şöyle tamam. Birazcık büyük ceke, Büyük büyücecek çizeyim. Şöyle bir küp çiziyorum şimdi. Diyor ki bu küpün diyor. Bu küpün diyor. Bütün diyor şeyleri, yüzeyleri ne rengi boyalı? Mavi. Her bir yüzeyinin mavi olduğunu düşün. Şimdi bir kenara altıymış. Kenar uzunlukları bir santimetre olan küplere böl diyor. O zaman kenar uzunlukları bir santimetre olan küplere böleceksem bakın. Şöyle her yüzeyimi kaça bölmüş oluyorum? Altıya bölmüş oluyorum. Bir, iki, üç, dört. Şöyle şuradan da çizmiş olalım. Beş, altıya böldüm. İşte bakın sonra burayı da yine bölüyorum. Bölüyorum, bölüyorum, bölüyorum böyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altıya böldüm. Tabii bunların aynısından buralara da çizeceğiz. Yani bizim böyle büyük bir şekli, büyük küpü ne yapıyoruz arkadaşlar? Küçük küplere bölüyoruz. Birlik birlik küçük küplere bölüyoruz. Aa böyle buradan da inecek. Böyle inecek. Tamam. Şimdi bizden istediği şeye bakalım. Diyor ki tabii aynı çizgilerden nerelerde de var, yukarılarda da var. Şöyle, şöyle. Tamam mı? Daha fazla çizdirtmeyin bana. Mantığını anladınız. Böyle küçük küçük küplere böldüm. Tamam mı? Böyle gidiyor. Şimdi bizden ne istediğine bakalım. Bizim bütün yüzeylerimiz mavi şu anda unutmayın. Sadece iki yüzü mavi olanları istiyor. Hmm. Şimdi bak iki yüzü mavi olanlar nerededir? Mesela şuradakinin sadece bir yüzü maviye boyalıdır. Bak sadece şuradaki bir yüzü maviye boyalıdır. İki yüzü mavi olanlar nerededir? Bak mesela şunun iki yüzü mavidir gördün mü? Şuradakinin iki yüzü mavidir. Bunun bir, iki, üç yüzü mavidir. Yani onu sayamayacağız. Şöyle silgi, silgi, silgi. O zaman iki yüzü mavi olanlara bir bakalım şöyle. Burada bir, iki. Yani arkadaşlar kimlerin, şunun üç yüzü, bunun da üç yüzü. Toplam altı sıra vardı. O zaman bu altı sıranın şuradaki dört siyah kalemle alalım. Dört tanesi, şuradaki dört tanesinin iki yüzüdür. Şimdi yine bakın şurada yine dört tanesinin iki yüzü. Şurada yine dört tanesinin iki yüzü. Şurada da yine dört tanesinin iki yüzü neye boyalıdır arkadaşlar? İki yüzü maviye boyalıdır. Sadece burada mı var? Hayır. Buradaki ayrıt da var. Buradaki ayrıt da var. Yani her ayrıtın üstünde iki tane küpün iki yüzü. O zaman bizim toplam kaç tane ayrıtımız var bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 12 tane ayrıtımız var. Bu 12 ayrıtının her birinin üstünde 4 tanesi eee şeye boyalı. 48. sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? Ceyhan. 26 Ceyhan. Tamam mı? 300'ü boyalı olanları sorsaydı köşedekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olacaktı. Mantığını anladık değil mi? Hadi geçtik şimdi 27. sorumuza. Şimdi birer küp verilmiş. iki tane küp verilmiş. Bir dört vermiş. Bir beş vermiş. Yukarıdaki şekilde alt tabanları ve arka yüzleri aynı düzlemde bitişik olan bu küp. Bu iki küpün hacimleri farkı nedir diyor. Hmm. Onun hacmini bul diyor. Onun hacmini bul çıkar diyor. Şimdi hacimlerini bulabilmek için birer kenarlarına ihtiyacım var. Bakın bu küpün bir kenarı dört. Dört olduğu için dördün kübünden onun hacmi nedir? Altmış Şimdi bakın şuradaki uzunluğum dört. Şuradaki uzunluğum nedir? Dik üçgen oluştu. 3, 4, 5 üçgeni. E bunun yüksekliğinin ben küp olduğu için 4 olduğunu biliyorum. O zaman bunun bir ayrıtı kaç birim oldu? 7 birim. Yani 7'nin kübüdür bunun hacmi. Öbürünün hacmi de 4'ün küpüydü. Bunu istiyor. 7'nin kübü 49 çarpı 7. 50 çarpı 7 yapsaydık 350. 50 ee, çarpı 7 yapsaydık 350. 343 yaptı. Bu 343'ün 64'ünü çıkaracağız. Buradan 9 kaldı. 279 cevabına ulaştık. 27. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu. Hadi bakalım 28. Ne diyorsun 28? Evet güzel bir soru iyi okuyalım bu soruyu. Şimdi taban ayrıtı 12 ve 15 santimetre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kapta bir miktar su varmış. Hemen çizelim. Şöyle bir dikdörtgenler prizması gözümüzde canlandıralım. Şimdi bir dikdörtgenler prizması varmış. Bu dikdörtgenler prizmasının içerisinde bir miktar su varmış. Ne kadar su olduğunu bilmiyoruz. Ama bu dikdörtgenler prizması için bir şey söylemiş bize. Bir ayrıtı 12, bir ayrıtı 15. İçerisinde de bir miktar su varmış. İşte ilk durumda H kadar su vardır içinde diyelim. Tamam mı? Şimdi bunu şöyle alayım ben. Bunu bir ne yapayım şöyle kopyalayayım. Dur. Hop. Kopi dedim. Hop yapıştır dedim. Geldi buraya. Şimdi bakın bu ilk durumu. Şimdi sonra diyor ki bu ilk durumu burada. Bunun içerisine diyor bir ayrıtı 6 santimetre olan bir küp koy diyor. Şimdi kübü içine çizmeyeceğim ama şöyle bir küp olduğunu düşünün içinde. Tamam mı? Yüksekliği kaçmış bunun? Komple altıymış. Tamam. Diyor ki bir ayrıtı ayrıtı olan küp Tabanı kabın tabanı oturacak şekilde batırıldığında su seviyesi küpün yarısına geliyor. Ha. İşte bunu batırınca su seviyesi küpün tam yarısına geliyormuş. Yani şöyle bir şey oluşuyor. Yeni su yüksekliği ne kadar oluyormuş? 3 oluyormuş. Tamam. Buna göre kaptaki ilk su yüksekliği nedir diyor? Şimdi arkadaşlar, ilk suyun hacmi, ilk suyun hacmi neye eşittir? 12 çarpı 15 çarpı a eşittir, değil mi? 12 çarpı 15 çarpı h eşittir. Şimdi bu suyun içerisine ne battı? Küpün yarısı battı. He. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6'nın yarısı battı. Bunun sonucunda ne kadar bir yükseklik oluştu? 3. İşte tüm şuradaki hacim olacak. O neye eşit şimdi? 12 çarpı 15 çarpı 3'e eşit. Hadi gerisi kuru işlem. Şunları sadeleştirdiğim zaman buradan 3 geldi. Tamam. Şimdi bunu karşıya atalım. Ne geliyor bakın buradan 12 çarpı 15 çarpı h dediğimiz eşittir. 12 ile 15'i çarptığım zaman 150, 180, 3 ile çarptım 540 yaptı. 540 şuradan 36 geliyor. 36 ile 3'ü çarptığım zaman ne geldi? 108, eksi 108. Çıkardığım zaman burayı 440 yaptı, 8'ini götürdük 432 yaptı. Neyi 432'ye eşit arkadaşlar? 12 çarpı 15 çarpı haş. Her iki tarafı 12 çarpı 15'e bölelim. Haşı bulabilmek için zaten onu soruyor bize. Çatara kütere götürdü. Hadi bir sadeleştirme yapalım şimdi. 4 ile sadeleştirelim. Burayı 4'e böldüm. Burayı 4'e böldüm. 108 mi yaptı? Evet. 4'e bölünce burada 3 kaldı. Bir de 3'e de bölüyorum. 3'e bölünce burası 36 yaptı. Şimdi yine sadeleştirelim. 3 ile bunu sadeleştirdiğim zaman burası 12. Burası da 5 yaptı. 2 ile genişletelim burayı. 2 ile 2 ile çarptım. 24 bölü 10 yaptı. 24 bölü 10 da 2,4 eşittir. İlk yüksekliğimiz buymuş. Evet sorumuzun cevabı D şıkkımız oldu. Bir 28. soruda bırakalım. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 tane 15 tane güzel soru çözeceğiz. O video bir tık uzun olur mu? Olur. O zaman şu 29'u da çözelim hadi. Şimdi 29'u da çözelim çünkü oradaki soruların tamamı neredeyse yeni nesil. Güzel bir şekilde hadi bunu da çözelim. Gel. Bir kenar uzunluğu 12 santimetre olan kare şeklindeki kartonun köşelerinden bir kenar uzunluğu 2 santimetre olan birer kare kesilerek çıkarılıyor ve kalan kısım kıvılarak şekildeki gibi üstü açık bir kutu yapıyor kutunun hacmi. Basit soru. Şimdi bizim burası kaçtı arkadaşlar şurası komple 12 idi. O zaman 12'den kenarları 2 olan şeyler attım bakın. 2 2 buraya attım. O zaman benim buradaki uzunluğum 12'nin ikisi burada, ikisi burada gitti. Ne yaptı? 8. Yani Kutunun şu tabanının burası 8 yaptı. Yine burası da 8. Bakın burası da 8. Yani tabanımda bir kare oluştu. Tamam. Şimdi yukarı katladığım zaman kim yukarı gelecek? Şu 2 yukarı gelecek. Yani yüksekliği de 2. Bakın buralar 8, 8. Buralar 8, 8. Yüksekliği 2 olan bir kutu oluştu. Hacmini soruyor. Taban alanımız nedir arkadaşlar? Taban alanı 8 çarpı 8. Yüksekliğimiz 2. 64 çarpı 2'den 128 29. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Hadi 30 da çözelim. Gel. Ele almışken çözelim. Sınav sorusu benzeri arkadaşlar. Formül veriyor yukarıda sınav sorularında. Ayrıt uzunlukları dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı budur diyor. 2 çarpı ayrıtları birbirleriyle çarpıyorduk. Bunu biliyoruz zaten. Mert diyor taban ayrıtları 3 santimetre ve yüksekliği 4 santimetre olan kare dik prizma biçimindeki 5 bloğu şekildeki gibi birbirine yapıştırarak bir e harfi oluşturmuştur. Buna göre yüzey alanı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere biz şunu yapalım mı? Neydi? Tabanları 3, tabanları 3 olan ve yüksekliği 4 olan 3, 3. Şimdi bunun... Yüzey alanına bir bakalım önce. Bir tanesinin yüzey alanına bakalım. Sonra ne kaybettiysek onları atarız. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Şimdi burası 3 3 yani tek tek hesap yapmayla uğraşmayalım. 4. Neydi şimdi buranın alanı? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevremiz 12 yapıyor. Yüksekliğimiz 4 48. Bunun taban alanı 9. Yukarıda da bir tane 9'um var. O zaman 18 geldi. 56'nın 16'nın 6'sı elde var 1 5 66 yani bir tanesinin alanının 66 olduğunu buldum. Şimdi bakın önce şunu ele alalım. Bunu buraya yapıştırdığımız zaman, bunu buraya yapıştırdığımız zaman alan kaybettik. Ne kadar alan kaybettik peki? İşte şurası kadar alan kaybettik. Ama hem bunda hem bunda. Yani sonuçta biz Mesela iki avucumu bu şekilde yapıştırdığımda hem bu yüz gitti hem bu yüz gitti. Bu yüzleri artık ne yapamıyorum göremiyorum. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Burası alan 9'du. Yani 9, 9, 18 buradan kaybettim. Tamam mı? Şimdi 66'dan kaç tane vardı yalnız? 5 tane. Bütün yüze alanımız normalde ayrı ayrı olsaydı 66 çarpı 5 olacaktı. Çarpalım 30'un sıfırı elde var 3, 30, 33. Şimdi 18 burada kaybettik. Şimdi bakın bunları burada yapıştırdığım zaman 18 burada kaybettik. E bunu buraya yapıştırdığım zaman 18 burada kaybettik. Bunu buraya yapıştırdığım zaman 18 de burada kaybettik. Yani ne kaybettik? 1 2 3 4 tane 18 kaybettik. Yani 72 kaybettik. Çıkarıyoruz. Evet sorumuzun cevabı Bursa olmuş oluyor. 31 30 bu kaçıncı soru? 30. sorumuz Bursa. Evet arkadaşlar şimdi bırakabiliriz. Sonraki şeyimizde videomuzda böyle bol bol yeni nesil yeni nesil yeni nesil sorular çözerek ilerlemeye devam edeceğiz. Katı cisimler bizim için önemli dedik. Dikkat dikkat dikkat. Hadi bakalım güzel çalış. Sıkı çalış asla bırakma.